Burada şunu çok net vurgulamak isterim. Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Türkiye doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneye indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız. Bunu AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan başka yapabilecek kimse de yoktur. Her gün yeni bir vaatle arzı endam eden muhalefet bize göre havanda su dövmektedir. Bakınız değerli arkadaşlar, bunlar aynı riyakarlığa seçim döneminde de başvurdular. Lütfen 4-5 ay öncesini şöyle bir hatırlayın. Suyu ucuzlatmaktan bahsediyorlardı. Şimdi suya %400-500 oranında zam yapıyorlar. Liyakatten bahsediyorlardı. Şimdi belediyeleri akraba çiftliğine çeviriyorlar. Ortalıkta boş gezen ne kadar eş, dost, hısım, tanıdık varsa eğitimine bakmadan hepsini belediyelere üst düzey yönetici olarak atadılar, atıyorlar. Otoparkından toplu taşımaya belediye bünyesinde hangi hizmetler sunuluyorsa hiç sektirmeden hepsinin ücretlerinde fahiş artışa gittiler. Emeklilere verdikleri sözleri zaten hatırlamak bile istemiyorlar. Daha 4 ay öncesinde meydanlarda bol keseden para dağıtıyorlardı. Şimdi emeklilerimizi kapılarına dahi yaklaştırmıyorlar. Seçim bitti. Sandıklar kapandı. Verilen sözlerin tamamı rafa kalktı. CHP'li belediyelerin alameti farikası olan çöp, çukur, çamur, yolsuzluk, hırsızlık girdabına vatandaşlarımız tekrar sürüklendi. Vals ve dans gösterisi düzenlemeyi belediyecilik zannediyorlar. Beceriksizlik, iş bilmezlik, ideolojik bağnazlık adeta bunların paçalarından akıyor. Buradan Sayın CHP Genel Başkanı'na şunu söylemek isterim. Dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini daha büyük vaatlerde bulunarak gizleyemezsiniz. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarınıza söyleyin. Bedava yapacağız diyerek milletten o istedikleri ancak 3 ayda 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler. Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin. Belediyeleriniz sosyal güvenlik kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesinler. Meydanlarda oy verene bedava traktör vereceğiz demek kolaydır. Zor olan sözünün eri olmaktır, ahdine sadık kalmaktır. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Dolayısıyla Hazine Maliye Bakanlığı artık bunların tahsilini kaynağında yapacaktır. Bunu böyle bilirsiniz. Kıymetli dava arkadaşlarım, biz siyasette hiçbir zaman böyle ucuz yollara meyletmedik. Sırf seçim kazanmak uğruna tutamayacağımız sözler vermedik. Meydanlarda ne söylediysek, neyi taahhüt ettiysek milletten yetki alınca bunları yerine getirmeye çalıştık.
sandıkta verilen görevin hakkını sahada ter dökerek, koşarak, koşturarak ödemeye gayret gösterdik. Gerçekten yapmak isteyip de irademizi aşan sebeplerden dolayı yapamadığımız hususlar elbette olmuştur. Ama gayretlerimize ve samimiyetimize halkımız şahittir. Biz yine altyapı, üst yapı, tüm yatırımlarımızın açılışlarını yoğun bir şekilde yapmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Kardeşlerim, hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun tamamının huzuru, refahı, esenliği için verdiğimiz çetin mücadeleye milletimizin hepsi şahittir. Şunu tüm kalbimle söylemek istiyorum. Benim çiftçim, üreticim, sanayicim, işçim şüphesiz en iyisine layıktır. Bilhassa ömrünün en güzel yıllarını ailesine, ülkesine, milletine hizmet etmek için harcayan emeklilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Hayatlarının ikinci baharında emeklilerimizin yanında yer almayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Son 21 yılda emeklilerimizin hayat kalitesini yükseltecek birçok adım attık. Bizden önce emekli maaşları gerçekten insani standartların çok altındaydı. Kasım 2002'de nasıl bir ücret tablosuyla karşı karşıya olduğumuzu burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız değerli arkadaşlar. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde en düşük emekli aylığı 66 lira. Yani 43 dolardı. Yine bu dönemde asgari ücret 184 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam da 122 dolara tekabül ediyordu. Emeklilerimizin önemli bir kısmı asgari ücretin 1/3 civarında aylık almaktaydı. Bu dengesizliği giderecek pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi. En düşük emekli aylığını geçtiğimiz hafta yapılan artışla 12.500 liraya yani 380 dolara yükseltti. Son 2 yılda en düşük emekli aylığını %257 oranında artırmış olduk. Bu yıl Ocak ayında bütçe imkanlarımızı zorlayarak tüm emekli aylıklarını %49,3 oranında artırmıştık. Temmuz'da da SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına %24,7, emekli sandığı emeklilerimizin aylıklarına %19,3 oranında zam yaptık. Dolayısıyla 2024 yılında emekli maaşlarında %78 ila 86 oranında artışa gitmiş durumdayız. Yaptığımız bu artış enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir. Yine geride bıraktığımız dönemde emeklilerimize tek seferlik 5.000 lira ödeme yaparak onlara destek oldu. Bunun yanı sıra emeklilerimize bayram ikramiyesi ödemesini biz başlattık. 2018 yılında 1.000 lira olarak başlayan bu ödemeleri son 2 bayramdır 3.000 lira olarak gerçekleştiriyoruz. Emeklilerimize sunduğumuz bir diğer imkan banka promosyonudur. Son olarak kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini temin ettik. Maaş düzeylerine göre emeklilerimiz 8 ila 12 bin lira arasında promosyon alıyor. Hatta özel bankalarda bu tutar 18 bin liraya kadar yükseliyor. Tüm bunlarla birlikte Çalışma Bakanlığımız emekliler yılı kapsamında bu sene emeklilerimize
farklı alanlarda pek çok imkan sağlıyor. İnşallah çok daha fazlasını yapacağız. Depremin toplam 104 milyar doları bulan faturası azaldıkça ekonomide uyguladığımız politikalar daha fazla sonuç verdikçe inşallah ortaya çıkan ilave kaynağı başta emeklilerimiz olmak üzere halkımızın emrine sunacağız. Emekli kardeşlerimizin şunu bilmesini arzu ediyorum. Gösterdiğimiz tüm bu çabalara rağmen Cumhurbaşkanınız olarak yaşadığınız sıkıntıların tamamen farkındayım. Serzenişlerinizi duyuyorum. Sorunlarınızı çözmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizim popülizmle işimiz yok. Bizim hayal tüccarlığıyla da işimiz yok. Biz meydanlarda söz verip sonra unutanlardan değiliz.